Gel lan gel. Yapılmış olan bir yapı yıkıyorum. Kendime ait bir yerde. Belediye arsası olan bir yerde. Kendime ait bir yerde. Kendime ait bir yerde. Sen özel mülkünde değilim. Ben yıkmayacağım. Senin özel mülkünde değilim. Kendime ait bir yerdeyim. Abi bu ürünü sakin alayım ya. Benim 10 dönüm sürem mi yıkamayayım? Alırsam yıkılıyor, param yok. Benim hayatım bitiyor abi şu anda. Benim hayatım bitti şu anda Ahmet Bey. Kesin olsun abi. Benim hayatım bitti şu anda. Sizin paranız kalmadı ya. Bana 6-7 ay süre verecek. Yani faaliyette bulacağız diyorsunuz ya. Bana 6-7 ay süre verecek. Ben tam kümesi kaldırmayayım. Şey bak 5 dakika bekleyin belediyeyle konuşup geleyim. Yani bir yerine dokandırdığınız anda bu halı sahanın hepsi hani yıkılmak zorunda kalmış. Geldiğimiz zaten yıkmak. Derdiniz mi? Kaldırmak halısı abi. Ya tamam. Ne olur bak 5 dakika bekleyin. Varıp da gelivereyim. Bir de yıkma derdi. Sen burayı ayırdıktan sonra kim birleştirecek? Ne olursun ya. Ben burada kalacağım. Ne çıkartıyorsun? Ne peki sorun musun? Allah. Ya o yatan ellere kırılardı. Gençlik gelecektir dediler. Şu sağ elimle oy bastım. Bastığım güne lanet olsun. Buyurun bakın gençliğin hali. 27 yaşındayım ve hastayım. Şimdi hastamızın haline bakın. İşletmekteyiz. Her bir belgelerimiz, her bir şeylerimiz var. Her şeyimiz onaylı bir şekilde. Ama biz onlardan sadece yaza kadar, halı kuryasıya kadar izin istedik. Bu kadar zor mu izni vermek? Bir izin almak bu kadar zor olamaz yani. Biz şimdi çocuk, anne hepimiz aç kaldık. Kuruması için 6 ay geçmesi lazımmış. Her şeyleri konuştuk. Bize dedik ki 5 ay, 6 ay süre ver başkanım. 15 gün içinde biz kaldıramayız. 15 gün içinde evimizi bir yerden bir yere taşıyamıyoruz başkanım dedik. Bize 6 ay süre ver. Kalkmayacağız demiyoruz dedik.